Merhaba arkadaşlarım, Emrah Yıldız ile Kimya Dersi hoş geldiniz. Bugünkü dersimizde alkenlerin yupaklarını, fiziksel özelliklerini öğrendikten sonra siklo alkenleri öğreneceğiz. Siklo alkenler nedir derseniz, halkalı yapıdaki doymamış hidrokarbonlardır. Bakınız, doymamış diyorum. Doymuş olanlar siklo alken, halkalı yapıdaki doymamış olana da siklo alken diyorum. Hemen yapıştırıyorum genel formülü nedir diye. Genel formülü CnH2n-2'dir. Wow! Daha önce de gördüğümüz bir genel formül bu. Peki nerede görmüştük bunu? Hemen aklınıza getireceksiniz. Bir önceki videoda da gördünüz. Alkadiyende gördük. Aynı zamanda bunu nerede gördük? Alkinde gördük. O zaman ne diyeceğiz arkadaşlarım? Minimum üyesi siklo alkenlerde 3 karbonlu olduğu için, bakın cümleme, minimum 3 karbonlu alkadiyen de öyledir. 3 karbonlu alkadiyen ve alkin ile izomerdirler diyeceğiz. Evet. Demek ki siklo alkenler, alkinler ve alkadiyenler bu üçü birbirleriyle neymiş arkadaşlarım? İzomerlermiş. Bu çok sorulan bir bilgidir izomerlik. Lütfen unutmayalım. Baştan tekrarlarsak alkanlar izo ve neo izomerliği var. Alken denildiği zaman siklo alkan ve geometrik izomerliği var. Cis-trans. Eğer sana alkin grubu geldiği anda siklo alken ve alkadiyenlerle izomer diyeceksin arkadaşım. Önemli bir bilgidir, unutmayalım. Sonra en küçük üyesi siklo alkenlerde 3 karbonlu olduğunu söyledik. Hemen yapıştırıyorum. Bakınız 3 karbonlu siklopropan. Siklopropen olabilmesi için pi bandı koyuyorsun. 4 karbonlu. Hocam pi bandı nereye koyayım? Arkadaşlar istediğin yere koyabilirsin. Çünkü karbonlar eşit enerjilidir. Her yerde fark etmeyecek şekilde pi bandı yerleştirebilirsin. Dolayısıyla bunun adı ne oldu sadece? Siklopropen oldu. Bunun adı siklobüten oldu. Bunun adı siklopenten oldu. Bunun adı sikloheksen oldu arkadaşım. Yani zor bir şeysi yok. Ne yaptık? Pi bandı yerleştirdik. Siklopropen, siklobüten, siklopenten, sikloheksen dedik. An yerine en getirdik. Hocam propilen olur mu? Olur. Daha önce ne öğrendiysen aynı. En ile. Fark eden bir şey yok. Bunları öğrendikten sonra size bunun dallısını verebilir siklo alkenlerde. Hemen o dallı 2-3 örnek verelim. Şöyle bir tane grup bağlansın. Evet arkadaşlar. İki tane örnek verdim size alkenlerle ilgili. Şimdi soldaki gibi örnek geldiği zaman şunu yapacaksın. Daha önce yupakta ne öğrendin? Aynen devam ediyor. Şimdi buraya bu grup, alkil grubu bağlanmış. Dal. Dal mı öncelikli, pi bağ mı öncelikli? Tabii ki de pi bağ öncelikli. Peki pi bağına hangisine 1 diyeceğim? Şu karbona mı? Yoksa şu karbona mı 1 diyeceğim? Bu şekilde çizim biliyorsunuz ki aynı zamanda iskelet çizgidir. Yani gösterilmeyen oradaki köşelere ne denir? Karbon denir. Şimdi bak arkadaşım, çok önemli cümleniz şu. Sen eğer buraya 1 dersen 2 diye buradan gidemez. Eğer sen buraya 1 dersen 2 diye buradan gidemez. O zaman ne diyeceksin? 1 dersen 2 diye buradan gidersin. Buraya 1 dersen 2 diye buradan gidersin. Eğer sen buraya 1 dersen 2, 3, 4, 5'e dal olmuş oluyor, bağ kurulmuş oluyor. Buraya 1 dersen 1, 2, 3'e. Neydi yupak? Numarayı küçük tut. O zaman pi bağını içeren karbona 1 deyip pi bağından devam etme zorunluluğunu öğrenip dalın da küçük olması için numarayı bu şekilde vermeyi unutmayacağız arkadaşım. İşte siklo alkenlerdeki net bilgi budur. Dolayısıyla ne bağlamış arkadaşım? Metil. Hemen 3 metil diyeceksin. 1 siklopenten diyeceksin. Şunu demesen de yine siklopenten olduğunu çıkartabilirsin. Yanlış olmaz. Yani 3 metil siklopenten demek de yanlış değildir arkadaşlar. 1 demek de yanlış değildir. Geldik buna. Bir baktım hem pi bağı var hem de 2 tane grup var. Düşünüyorum. Hangisi öncelikli pi bağı? Bakıyorum. Ya buna 1 diyeceğim ya da buna 1 diyeceğim. Buna 1 dersen buradan devam edelim.
Buna bir dersen buradan devam edelim. Düşündüğünüz hangisine bir demeliyim derseniz daha önceki bilgileri unutmayacaksınız. Pi bağlarına bir diyorsun ya, aynı zamanda pi bağ karbonunda dal var. O zaman senin tartışmasız bir nokta burası olur. Hem dal var hem pi bağ var. Bir diye yapıştır geç. Peki 2 diye buradan gidebilir misin? Hayır. 2 diye buradan gideceksin. Hemen yazacaksın. 1 etil, 4 metil. Ya 1 siklohekzen diyeceksin ya da direkt 1 demene gerek olmadığı için siklohekzeni yapıştıracaksın arkadaşım. Evet. Sikloalkenlerde dal olarak da bunu bilmeniz size sınavda rahatlıkla soruları çözmenizi sağlayacak arkadaşlar. Bunu da öğrendikten sonra sikloalkenler ifadesini bitirmiş oluyoruz ve alkenlerin kimyasal reaksiyonlarına geliyoruz. Alkanlarda demiştik ki ya kimyasal reaksiyonlar alkanların kolay kolay gerçekleşiyor mu? Yok. Çünkü hepsi sigma bağıydı. Alkenlerde ise ne var arkadaşım? Pi bağı var. O zaman yine her zamanki gibi tüm organik bileşikler için ne diyeceğiz? Yanma reaksiyonları belirleyeceğiz. Hemen alkeni yakacağız. Neydi alken? CnH2n artı O2. Hemen ne diyeceksin arkadaşım? Karbondioksit artı su diyeceksin. Yanarlar. Isıya karşı dayanıksızdırlar. Hidrokarbonlar, organik bileşikler diyeceksin. Unutma. N mol karbon. 2n olduğu için n diyorsun. Oksijene bakıyorsun. 2n, n daha 3n. 3n bölü 2 diyorsun. Tak denkleştirmiş oluyorsun. Yanma bitti. 2. Alkanlarda yer değiştirme diyordum. Niye? Sigma bağı. Ama bunda ise pi bağı olduğundan dolayı ne diyeceğim arkadaşım? Katılma tepkimesi diyeceğim. Evet. Çok önemli olan katılma tepkimesi. Ve hemen burada mahşerin dörtlü atlısını ifade edeceğim. Katılma tepkimesi denilince burada hidrojen katılabilir. Burada asit katılabilir. Burada hatta sırayla gidelim. Asitten önce size halojenleri de göstereyim. Brom, iyot, asit ve su. Dört tane farklı gruplar. Bir hidrojen, iki halojen, üç asitler, dört su. Arkadaşlarım böyle bakıldığı zaman şu üstteki ikisi kuralsız bir katılımdır. Çünkü aynı grup bağlanıyor. H, H, F, F. Cele cele, bere bere, ı. Yani aynı gruplar bağlanıyor. Ama alttaki bağlananlar farklı olduğu için bunun bir kuralı var arkadaşım. Evet, farklı gruplar bağlanınca bunun bir kuralı var. Kuralın adı da Markovnikov kuralı. Markovnikov kuralı. Peki nedir Markovnikov kuralı? Çok basit. Çoklu bağ çevresindeki karbonlara bakılır. Karbonlara bakılır. Hidrojence zengin olan karbona hidrojen denir. İşte Markovnikov kuralı. Diğer grup diğer karbona bağlanır diyor ve işi bitiriyorsunuz. Evet. Diğer grup. Bakın ne kadar basit. Biz ne demiştik? Alken CH2 CH2 en küçük üye. Böyle de yazılabilir. Artı H2 diyorsunuz. Bak arkadaşım. HH bağı olduğu için biri buna gelecek, biri buna gelecek. Ne olacak o zaman? CH3 CH3. Olay bu. CH2 CH2 diyeceğiz. Artı klor diyeceğiz. Geleceğiz buna. Klor klor da. Biri buna bağlanacak, biri buna bağlanacak. Ne olacak? CH2 klor. CH2 klor diyeceğiz. Bu kadar arkadaşım. Bakınız. Aynı gruplar bağlandığı zaman bir pi bağı içeren karbonun birine bir grup, diğerine bir grup. Bu kadar. Pi bağı içeren karbonun kloru biri, diğerine kloru biri. Bu kadar. Bunlar kuralsız. Bak kuralına soruyor. Kuralına soruyor. Yine buraya yazacağım. Notumuzu silmeyeceğim görmek için. Bak arkadaşım. Mesela CH2, CH2, CH3, CH2'ye de. Baktığın zaman molekülü şu karbonlarda pi bağı içerdiği için sadece buna bakacaksın. Diğer beni ilgilendirmez. Burada kaç tane hidrojen var? 2 tane hidrojen. Burada kaç tane hidrojen var? 1 tane hidrojen. Şimdi oku burayı. Çoklu bağ, ikili ya da üçlü bağ demek. Çevresindeki karbonlara bakılır. Hidrojence zengin olan karbona hidrojen gelir. Bak bak. Şu hidrojen 2 tane mi 1 tane mi verecek? Cevap
İki tane gelecek. Hidrojence zengin olan yere o gelecek. Klon nereye gelecek arkadaşım? Bak, o da buraya gelecek. O zaman nasıl bağlanır bu? Çok basit. H buna gelirse CH3 olur. Pi bağ kırılır, sigmaya dönüşür. CH'a da klor bağlanır. Şurada da CH3 bağlanır. İşte bu molekül Markovnikov kuramına göre katılma tepkimesini gerçekleştirmiş olur. Adı nedir derseniz 2 kloro propan dersiniz ya da izopropil, bunu alkanlarda yupa katlandırmada söyledik, ya da kuş bakışı bakarsınız dimetil kloro metan ya da dimetil kloro metil klorür de diyebilirsiniz. Dimetil ya da hiç onu hiç karıştırmasak da olur. O biraz daha karışık, hiç gerek yok. Dimetil kloro metan demeniz, dimetil kloro metan demeniz yeterli olur. Bazı da karıştırmayalım. Evet. Katılma tepkimelerinde size kuralsız ve kurallı olanı öğrettik. Su da kurallıymış. Bir de onu örneğini verelim. Su nasıl bir kurallıymış? Artık silebiliriz. Örneğini verdik. Su örneğini verirsek tam olarak oturacak. Hemen CH3, CH2, CH3 diye bir molekül olsun. Artı su diyelim. Bak arkadaşım, C, pi bağçaların sadece bunlar beni ilgilendirmez diyeceksin. Su H'la OH olarak olduğunu, iyonları ayrıştığını biliyorsunuz. Buradaki hidrojen grubu buna bağlanır. Buradaki OH grubu da buna bağlanır diyeceksin. Neden? Hidrojence zengin olan yere hidrojen geleceği için. CH3C, OH, CH3, buna da ne diyeceğiz? CH3 diyeceğiz arkadaşlar. Evet, bir tersiyer alkole döndü şu an. Bakınız, trimetil oksimetana döndü. Yani tersiyer butanol dediğimiz tersiyer alkole dönmüş oldu arkadaşlar. Evet, bu kadar. Hidrojence zengin olan yere hidrojen geliyor diyoruz. Sizin kafanızı karışan yerlerde biri de şudur. Hocam, ikisini eşitse ne yapacağız? İki hidrojen var, iki hidrojen var. Hidrojen nereye gider? OH nereye gider diye soruyorsunuz. Çok basit arkadaşım. İkisinden birine gider. Hidrojen buna geliyorsa OH buna gider. Eğer hidrojen buna gelecekse OH buna gelir. Hangisini götürürsen götür, fark etmez ki. Sen yukarıdaki gibi hidrojeni buna koyarsan burası CH2OH olur. Hidrojeni buna atarsan da burası CH olur. Olay bu kadar basit. İkisinden birine. Birine hidrojen geliyorsa diğerine OH. Niye? 2'ye 2 olduğu için fark etmez. Kural burada yok. Markovnikov kuralı burada yok diyorsun. Ama burada ne olmak zorunda? 0 hidrojen, 2 hidrojen olduğu için Markovnikov kuralını uygulamak zorundayız. Hatta eskilerden anti-Markovnikov'u bile anlatırdım ama şu an o neyi katılması gerektiğini onlara bile anlatmayacağım. Çünkü çok kırptılar. 2020 yılındaki çıkacak olan organik artık çok uzun değil. O yüzden onu ifade etmiyorum arkadaşlar. Evet, bir yanma dedik, iki katılma dedik. Şimdi 3 diyoruz. Alkenlerin kimyasal reaksiyonlarını halletmek için şimdi 3. Üçüncüsü arkadaşlarım, alkenlerde polimerleşme tepkimeleri diyoruz. Arkadaşlarım, polimerleşme tepkimeleri dendiği zaman aklınıza bir monomer gelecek, bir de polimer gelecek. Monomer ne demek? Polimer ne demek? Mono en küçük yapı demek, yani mer en küçük pi bağ içeren yapı ifadesi. Monomer, polimer de birden fazla monomerin bir araya gelerek daha büyük molekül oluşturması diyeceğiz. Daha büyük molekül oluşturmasıdır diyeceğiz. Burada sizin karşınıza 4 tane polimerleşme çıkar. Bak arkadaşım, en küçük üyesi budur. Bu 2 mol olursa hemen buna diyorsun ki CH2 pi bağını kırıyorsun. Aynı molekülü yan yana yazıyorsun bak. Gördün mü? Molekülün aynısı bak. Şunla şu aynı. İşte bu şekilde verilen bu gruplara biz ne diyoruz? 2 mol olduğu için etilendi. Buna dietilen diyoruz. Bundan 3 mol olsaydı etilendi, trietilen diyoruz. Olay bu. Ama en mol diyorsak, yani çok büyük bir molekül olarak veriyorsak, 1000 gibi 2000 gibi fazla molekül veriyorsak, bu sefer de yine pi bağını kırıyoruz. Pi bağını kırdıktan sonra yine moleküller yan yana bu şekilde yazılıyor. Pi
mavi buraya en koyuyorsun. Bunun adına da etilendi, polietilen diyorsun arkadaşım. Polietilenin kısaltılmışı da PE'dir. Plastik olarak karşınıza gelir. Böyle kablo kaplamacında falan karşınıza gelir. Kelime PE, PE plastik diye görürsünüz. Unutmayalım arkadaşım. Sonra karşınıza gelecek olan başka bir örnek verelim. Mesela bu. En mol CH2CH klor verildiği zaman bunun adı vinil klorürdür. Şu grup vinildir, aşağıda klorudur. Hemen bunu bir yapmaya çalışırsan burada hata yapıyorsun. Nasıl yapabilirsin? Çok basit arkadaşım. Yeni pi bağını kıracaksın. Pi bağını kırdıktan sonra molekülü aynen yazıyorsun. Bak CH2 sigma bağı CH klor, gördün mü? Hiçbir şey yapmıyorsun. Bu molekül yan yana yazıp polimerleştirmiş oluyorsun. Adına da polivinil klor diyorsun. Bak, etilen polietilen. Vinil klorür, polivinil klorür. Kısaltıyorum. PVC. Evet. Namlı yer, kapı, pencere, plastikleri, ahşap görünümlü plastikler artık tüm inşaatlarda bu şekilde yapılıyor. PVC kaplama dediğimiz polivinil klorür diyoruz. Bu ikisini öğrettik. Başka karşımıza nasıl gelebilir polimerleşme? Başka nasıl gelir? Bu şekilde gelebilir. Nedir bu? Tetra fluoro etilen olarak gelebilir. Bundan en mol verildiği zaman oradaki pi bağı yine kırılıyor. Florlarda herhangi bir bağ gruplarında değişiklik olmayacak. Sadece bu molekül yan yana büyük molekül yazılmasıdır. Buna da poli tetra fluoro etilen denir. PTFE'dir. PTFE'dir. O da teflon tabadır. Evet, yumurtalar tavaya yapışmasını engelleyen neymiş malzemenin adı? Tetrafluoretilen, polimerleştirdiğin zaman politetrafluoretilen diyormuşuz. Çünkü yumurta tavaya yapışmıyor. Dikkat edin, kazımayın. Değilse kanserojen etkisini yer alıyor. Ona da dikkat edeceksiniz. Son olarak da inşaat malzemelerinde kullanılan bir örnekten bahsedeceğim. Bu vinil benzendir. Özel adı da strendir. Vinil benzen. Özel adı da strendir. Buna baktığınız zaman da yine aynı mantık. Bak, pi bağını kırıyorsun. Pi bağını kırdın. Şöyle bir yapı yapıyorsun. Köşeli parantez ya da köşesiz parantez fark etmez. Bu şekilde yapıyorsun ki tekrarlandığını görebilesin. Yine burada ne diyeceksin? Polistren diyeceksin. Ve kışın binalardan içeriye soğuğu almayı, yazın da güneşli ısısını çok fazla almayı engelleyen yalıtım malzeme olarak bunları ifade ediyorsun arkadaşım. Evet, alkenlerde yanma dedik, katıma dedik, polimerleşme dedik. Bu dördünden başa zaten karşına gelmeyecek, merak etme. 2020 yılındaki bu konular en fazla gelse bu kısımlardan geliyor. Çok farklı örnekler gelmiyor. Evet, alkenlerin kimyasal reaksiyonları bitirebilmemiz adına bir de dördüncüsü var. Dördüncüsü nedir derseniz eğer, o da yükseltilmedir. Evet. Yükseltgenme tepkimeleri. Arkadaşlar, burada şu bilgiyi çok iyi bileceksiniz. Alkanlar soğuk seyreltik alkolde, bu önemli bir kelime, mor menekşe renkli, rengimiz önemli, maddemiz de bu, potasyum permanganat ile tepkimeye giriyor. Bu da önemli. Neyi oluşturuyor biliyor musunuz? Diolleri oluşturuyor. Diol nedir hocam? Ol alkol oradan geliyor. İki tane OH grubu demek. Hiç uzatmıyorum. Böyle bir molekül olsun. Potasyum permanganat, yani mor menekşe renkli bir ayıraçtır bu. Onu da söyleyelim hemen. Alkenler mor menekşe renkli potasyum permanganat dediği zaman bu ayıracın adı Bayer ayıracıdır. Bu Bayer ayıracı da pi bağı içeren karbonlarla, bakın neye döndürüyor. Sadece bunu bil yeter. Oradaki pi bağını kırıyor ve o karbonlara OH grubu geliyor. Evet, şu an denkleştirme yapmıyorum. Sadece mantığını anlatmaya çalışıyorum. P
pi başlayan karbonlara mor menekşe renkli Bayer ayıracını ifade edersen potasyum permanganatı, oradaki pi bağ kırılıp o karbonlara ne geliyor? OH. OH demek ne demekmiş? Bir tane OH varsa alkol ol, iki tane OH farklı karbonlarda olmak şartıyla ne oluyormuş? Diolleri oluşturuyormuş. Evet, diolleri oluşturduğu zaman bu mor menekşe ne oluyor diye soracaklar. Dioller oluştuğu zaman mor menekşe rengi artık ortadan kayboluyor. Yani renksizleşiyor arkadaşlar. Bunu kitaplarda net bilgi olarak bunu soruyorlar. Evet, unutmayacağınız kısımlardan biri de budur arkadaşlarım. Alkenlerin eldeleri kaldırıldı. Alkenlerin eldeleri artık sorulmuyor. Reaksiyonları soruluyor. Yanma, katılma, polimerleşme, yükseltilme tepkimelerini bitirmiş bulmaktayız. Bunlar arkadaşlarım hemen şimdi kitap açacaksın, çözeceksin. Anlatmış olduğum notlarla hemen kıyaslayacaksın. Yapamayacağın soru kalmayacak. Kimyasal hesaplamalarla alakalı yerler var. Onlar da diğer videolarında zaten soru çözüm olarak var. Takip ederseniz bütün soruları çözebilirsiniz. İyi çalışmalar diliyorum arkadaşlar.